FIFA 22 kariyer modunda Süper Lig'deki bütün takımlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etseydi ne olurdu? Bunu öğreneceğiz. Bu video fikrini daha önceki videolarımdan birine yorum atan bir arkadaştan gördüm. O yorumu da şu anda bulursak ekrana böyle full bir şekilde verelim. Altına demişlerdi bunu yapmak imkansız. Şampiyonlar Ligi'nde ülkelerin sınırı var. Bir ülkeden 18 tane takım koyamazsın yazmışlardı o arkadaşa. Bu yorumları görünce dedim ki biz bunu yapacağız. Ve işte ekranlarda görüyorsunuz. Süper Lig'in bütün takımları Şampiyonlar Ligi'nde. Toplamda 20 tane Türkiye Süper Ligi'mizden takım var. Bunu şöyle yaptım. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'u İngiltere'ye ekledim. Ve geri kalan diğer takımları da İspanya Ligi, Almanya Ligi, İtalya Ligi, Fransa Ligi, bu liglere bölüştürdüm arkadaşlar. Hep beraber de bir sayalım. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 takım şu anda Şampiyonlar Ligi'nde. Bu arada bunu yaparken beynim yandı. Çünkü hani her ülkeye belli bir sayıda takım eklemen lazım. İsveç Ligi de işin içine giriyor. Kalan takımların çok güçlü olmaması gerekiyor falan derken cidden beynim yandı. Sizden bu video için ne yapalım abi? Süper Lig'de 20 takım var. 20 bin like bence gelmez. Bu yüzden ben sizden 10 bin like bekliyorum. Bunu da başaracağımızı biliyorum. Bu arada ben bilerek Trabzon'un başına geçtim. Çünkü adamlar geçen sene Süper Lig'de şampiyon olmuştu. Zaten bu video mecburen tek sezon sürmek zorunda. Çünkü önümüzdeki sezonlarda ligimizdeki diğer takımlar muhtemelen Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacaklar. Ratingleri yetmez. O kadar maç kazanamazlar kendi liglerinde. Ama olsun abi. Ben çok heyecanlandım bu videoya. Çok yükseldim. Merak ediyorum sonuçta. Şöyle milli takım tekliflerini devre dışı bırakalım. Transfer dönemi etkin olsun. Belki transfer yaparlar. Bu arada bu videonun bir ilginç yanı da şu. Süper Lig'den takımları çıkardık, diğer liglere ekledik. Bu sefer Süper Lig gerçekten hani bir ara Avrupa Süper Ligi kurulacaktı ya, onun gibi oldu abi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim Türkiye Süper Lig'inde şu anda Manchester City'ler, Bayern Münih'ler, işte ne bileyim bir ton takım var. Bekle göstereceğim, dur göstereceğim. Hazır mısınız abi? Süper Lig'e bak. Ajax, Atletico Madrid, Young Boys, Bayern Münih, Benfica, Dortmund, Chelsea, Barcelona, Porto, Inter, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Manchester City, Manchester United, Milan, Juventus, Leipzig, Real Madrid, Sevilla, Wolfsburg, Villarreal. Baba bu ne biçim bir lig ya? Süper Lig harbiden sıkıntı bir lig olmuş. Şöyle baktığımız zaman mesela Bundesliga'ya Türk takımlarını eklemiştik. Bunların hepsinin sonucuna video sonunda bakacağız. Zaten şimdi birazdan simülasyona başlarız. Görüyorsunuz Rizespor, Kayserispor, Antalyaspor bu ligde. İngiltere Premier Ligi'nde de işte en iyi takımlar yerine bizim 4 büyükleri ekledim. Şöyle göstereyim. Bir dakika dur, yanlış yere girdik. Premier Lig'e girmemiz lazım ya. Oğlum, Premier Lig yok ya. 3 tane İngiliz ligi var. League 2, League 1, Championship. Premier Lig'i nereye sakladınız? Ha dur oğlum, biz zaten Premier Lig'deyiz, doğru. Bir an var ya kafam çok karıştı. Görüyorsun Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bu ligde mücadele edecek. İngiltere'de hani Big Six derler ya. O Big Six'ten 4 tanesi yok abi. Sadece o takımlardan Arsenal ile Tottenham burada. Geriye kalan 4 takım yerine bizim 4 büyükler eklendi. Şöyle bir Şampiyonlar Ligi'ni tekrardan göstermek istiyorum. O kadar kurduk yani. Bakın abi, Fenerbahçe, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor grubu. Galatasaray, Göztepe, Gaziantep. Bilerek her grupta yabancı takım bıraktım ki İlerleyen turlarda daha fazla Türk takımı görelim. C grubu Beşiktaş, Giresun, Çaykur, Rize. D grubu Trabzonspor, Altay, Kasımpaşa. E grubu Adana Demirspor, Sivas. F grubu Karagümrük, Hatay. G grubu Medipol, Başakşehir, Alanyaspor. H grubunda Konyaspor'la Kayserispor var. İnşallah olabildiğince fazla takımımız gruplardan çıkarlar. Şampiyonlar Ligi'ni Türk bir takım kazanır. Bunu istiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Şimdi sezon sonuna doğru simüle edelim. Simülasyon esnasında hala abone olmayanlar varsa daha fazla böyle içerik için abone olabilirsiniz. Şu anda 342 bin abonemiz var. Belki 343 olmuştur. Hep beraber 400 bine doğru yol alıyoruz. O zaman hazır mısınız arkadaşlar? Sonuçları göreceğiz. Şöyle bir açtık. 10 Haziran'a gelmiş bulunmaktayız abi. Çıkıyoruz takvimden. Bir kere bu 4 büyüklerin bulunduğu İngiltere Premier Ligi'nde kim şampiyon olmuş? Leicester City var. Galatasaray 7. Trabzonspor 8. Beşiktaş 16. Beşiktaş 16. olmuş. Fenerbahçe de 18. olarak küme düşmüş maalesef. Bu lig böyle. Emirates FA Kupası'nı kazanan var mı? Leicester City kazanmış. Bizimkiler kazanamıyor. Oh! Trabzonspor Karabağ Cup'ta finale kalmış, Norwich'e karşı kaybetmiş. Adamlar West Ham'ı elemiş, Tottenham'ı elemiş, Bolton'u elemiş. Abi helal olsun, bu arada Fenerbahçe Aston Villa'yı falan eliyor. Trabzon Peterborough'u eliyor, Beşiktaş'ı elemiş Trabzon. Dört büyükler arasında da maçlar oluyor tabii ki burada. Şampiyonlar Ligi'ne bakmadan önce ufaktan diğer liglere bir bakmak istiyorum. Sürpriz bir şey var mı? Mesela Bundesliga'da Mönchengladbach şampiyon. Bizim takımlarımız Çaykur Rize 15. olmuş, Kayseri sonuncu olmuş. Fransa Ligi'nde tek bir takımımız vardı diye hatırlıyorum ve burada
Hatay Spor 15. olmuş. Aa, iki takım varmış, Göztepe sonuncu olmuş ya. Her ligde ya küme düşüyoruz ya da direkt sonuncu oluyoruz abi. Bizim takımların daha iyi olması lazım. Portekiz ligi ne olmuş abi? Burada düşmemişlerdir. Burada Giresun 16. olmuş. Bu arada Lyon'u buraya koymuştuk. Lyon burayı dağıtmış. Hollanda ligi abi. Burada ne var? Yapma ya. Gaziantep 11. Yine o kadar kötü değil. Bak, Burak Yılmaz'ın transfer olacağı takım sonuncu olmuş bu arada. Biz bu takıma da rebuild yapmıştık. Hatta böyle Burak sonradan şey oluyordu. İlk başta oyuncu olarak başlayıp sonradan bu takımın başına geçiyordu. O rebuild'i de iyi butonuna bırakacağım. İzleyebilirsiniz. Hocam La Liga'ya bakalım bir de. La Liga'da ne olmuş? Burada Medipol Başakşehir 10. Adana Demirspor 16. Karagümrük'le Konya'sı... Karagümrük 18. Konyaspor 19. olmuş. Ve maalesef ikisi de düşmüş burada. En azından Adana ile Başakşehir o kadar kötü değiller yani. Başakşehir'in ilk 10'a girmesine şaşırdım. Arkadaşlar, o zaman en büyük ana geldik. Hazır mısınız? İşte bu çok 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 büyük bir an. Şampiyonlar Ligi. Gözümü kapatıyorum. Şu anda ekranda siz de bir şey görmüyorsunuz. Grup aşamasına geldik. Heyecanlı olacak biraz. Arkadan gerilimli müzik de geliyordur belki şu an. A grubunda Antalya Spor 1. Fenerbahçe 2. ve Malatya Spor 3. olmuş. B grubunda Galatasaray 1. Göztepe 2. Dinamo Kiev 3. olmuş. Gaziantep maalesef 4. C grubunda abi Stade Brestois kim ya, Allah kahretmesin, o 1. olmuş. Beşiktaş nasıl sonuncu olur abi? Şaka mı bu? Beşiktaş gruplarda eleniyor arkadaşlar. Bu şu an şok anı. Giresun 3. Rize 2. D grubunda Altay 1. Trabzon 2. Kasımpaşa 3. E grubunda Adana 1. Sivas maalesef sonuncu olmuş. Ki yani arkadaşlar biliyorsunuz Sivasspor Süper Lig'deki güçlü takımlardan biri. Bu sene kupayı da aldılar. Diyecek bir şey yok. Sonuncu olmalarına tabii ki üzüldüm. F grubunda Hatay'la Karagümrük 1. olmuş. Güzel. G grubunda Medipol Başakşehir ve Alanya'yı tebrik ediyoruz. H grubunda Lecce 1. Konya 2. Kayseri'de 3. olmuş. Bu arada Avrupa Ligi'ne düşen Türk takımlarımıza da bakacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Son 16'da Şampiyonlar Ligi'nde Karagümrük Brestois'u elemiş. Güzel. Antalya Spor maalesef Zürih'e elenmiş. O kötü oldu. Fenerbahçe Adana ile eşleşip Adana'yı eliyor abi. Hatay Spor Çaykur Rizespor'u eliyor. Hemen buradan diğer sayfaya geçelim. Trabzon Lecce'yi elemiş. Helal olsun. Başakşehir Göztepe'yi elemiş. Alanya Spor Galatasaray'ı elemiş abi. Ne diyorsun? Konya'da penaltılarla Altay'ı elemiş. Bir sonraki turda ne oluyor? Konya Zürih'i eliyor. Başakşehir Hatay'ı eliyor. Fenerbahçe Alanya'yı eliyor. Ve Karagümrük Trabzon'u eliyor. Şu anda 4 büyükler arasından tek devam eden takım Fenerbahçe. Yarı finaller. Abi Başakşehir Karagümrük'ü elemiş. Fener de Konya'yı elemiş. Finalde Şampiyonlar Ligi finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaşıyor. Ve Başakşehir. Başakşehir neler yapıyor bugün? Neler yaptılar abi? Böyle bir şey görmedim. Fenerbahçe finalde kaybediyor. Yani bir Fenerli olarak finale kadar kalıp finalde 3-2 kaybetmek tam da bizim başımıza gelebilecek bir şeydi. Vallahi Başakşehir'i tebrik ediyorum. Bu videonun en başarılı takımı oldular. Kendi liglerinde de 10. olmuşlardı. Emre hocam bak bak, yakalıyorsun, yapıyorsun bir şey hocam. Helal olsun. Adamlar Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Vay be ulan ulan, olaya gel. Olaya gel. Şampiyonlar Ligi'ndeki gol krallarını da merak ediyorum. Onu göstereceğim. Ama göstermeden önce Avrupa Ligi'ne düşen takımlarımız ne yaptı diye bakalım. Ajax kazanmış burayı. Önemli olan bizim takımlar ne yaptı? Bak, Malatya Sparta Praha'yı elemiş. Kasımpaşa ön eleme turunda eleniyor. Kayseri de eleniyor. Giresun da eleniyor. Yani buraya düşen sadece Malatya Spor devam etmiş. O da Rangers'a eleniyor. Zaten Rangers Malatya'yı eledikten sonra finale kadar gitmiş. Az önce ben Malatya yerine Alanya demedim değil mi? Öyle bazen dilim sürüşüyor. Hocam Konferans Ligi'nde zaten takımımız yoktu. Videoyu bitirmeden önce son olarak şöyle bir Şampiyonlar Ligi'ndeki gol krallığı mevzusuna bakalım. Bu arada 4 büyüklerin olduğu Premier Lig'deki gol kralları da ekranlarda. Trabzon Vakayeme 7. olmuş ama yani 2 asistle asist krallığını kaçırmış. Gol krallığında da Giannini var. Abi Trabzon ne biçim oynamış ya. Zaten onlar da Şampiyonlar Ligi'nde ilerlediler ama çeyrek finalde elendiler sanki değil mi? UEFA Süper Kupası Fenerbahçe ile Konya ne alaka? Takımların yerini değiştirdik diye Süper Kupayı oynayan takımlar da mı değişti? Oha! Fenerbahçe'yi kimin yerine koymuştuk? Tabii doğru, Chelsea'nin yerine koyduk Fener'i. Vay be! Abi olaya bak. Fenerbahçe Süper Kupayı kazanıyor bu şekilde. Bunu hiç beklemiyordum. Fenerbahçelilere böyle bir teselli olmuş oldu en azından. Ya bu arada şaka maka, ben bu videoda şeye takıldım. Beşiktaş nasıl gruplardan çıkamadı ya? Çok saçma oldu. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Belki gol kralı falan çıkartmışlardır bir şekilde. Gol kralı Luis Adriano olmuş. Ya bu adam geçen gün 3 lira bil çektik. Daha yayınlanmadı ama. Orada da gol kralı olmuştu ya. Bu ne biçim bir adam abi?
abi. Edin Visca, Hasan, Alario genelde bizim takımlardan çıkmış gol kralı. Beşiktaş'ta Salih Uçan Şampiyonlar Ligi'ndeki kendi takımı adına en golcü oyuncusu olmuş. Fener'de Valencia'yı falan görüyoruz. Rossi'yi görüyoruz tabii ki. Asist krallığında Zürihli bir oyuncu Vakayeme ile beraber birinci oluyor. Sosa Novak ikisi asist yapmış bayağı Fener'de. Yine Salih Uçan'ı görüyoruz Beşiktaş'ta. Allah Allah. Gol yenmeyen maçta da Muslera nasıl 10. oluyor abi Galatasaray'da? Ben anlamıyorum. Medipol Başakşehir Dahlin diye bir kaleci almış ve birinci olmuş. Oğlum bunlar transfer mi yaptı lan acaba? O olabilir. Bir transfer geçmişine de bir bakalım. Orası da kritik. Videoda son olarak buna bakacağız ve video bitecek arkadaşlar. Barcelona falan burada transfer yapmışlar. Aslında hani Süper Lig takımı şu an onlar. Yine de iyi transfer yapmışlar. Bizim takımların öyle çok büyük bir transferini göremiyorum derken Fenerbahçe 25 milyon euroluk orta saha almış lan. Bir dakika dur, onu kaçırdım. Yanlışlıkla geçtim onu. Abi iyi adam almışlar yine. Yine iyi adam almışlar harbiden. Kaç rating bu, hemen bakalım. Adam 79 ratingmiş lan. Ben daha yüksek sanıyordum. Neyse. Özellikleri fena değildi orada. 88 ne o? Dayanıklılığı 88. Orta saha için iyi. Devam edelim abi. Başka takımımızın transferini görebilecek miyiz? Göremiyoruz. Abi hep son olarak şunu gösterip videoyu bitireceğiz falan dedim. Ama dur. Bunlara da bakmam gerekiyor. Kadrolarda çok büyük bir değişiklik yok. Evet, tahmin ettiğim gibi. Oyuncular hep aynı. O zaman bir şöyle Başakşehir'e bakalım. Onlar Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Başakşehir'de ne var? 4 büyüklere de bir bakacağım. Ayrıca Başakşehir'e bakacağız. Medipol Başakşehir, Alario. Alario 77. Lucas Lima. Bunlar takımları zaten çok kötü değildi. Kaleci de 71'lik kaleciyle Şampiyonlar Ligi almışlar. İnanılmaz. Beşiktaş ne yaptı abi? Salih Uçan, Tekşehir'e, Gezdal. Bunların da kadrosu duruyormuş. Beşiktaş'ın kadrosu dururken nasıl sonuncu oluyor abi? Galatasaray biliyorsunuz Alanya'ya elenmişti. Onlarda da Mustafa Muhammed, Lewis Cook diye bir adam almışlar. Komasena. İyi transfer yapmışlar ha. Ama o kadar yani. Geri kalan oyuncuların Şampiyonlar Ligi'nde pek bir şey yapamadığını görüyorsunuz zaten. Fenerbahçe ne yapmış? Onlar kimi transfer etmiş? Adam Buksa diye biri gelmiş. Nazım Sangare oynamış. Özil. Kadrolar güncel değildi arkadaşlar. Hani oyunun orijinal kadrolarını kullandık. Ve evet, Fenerbahçe'de bu şekilde. Trabzon nerede? Son olarak Trabzon'a bakacağım. Trabzon zaten kendi takımımız. Biz Trabzon'u yönetiyorduk. Transfer yapmadık yani. Onların da şöyle bir verimlerine bakmış olalım arkadaşlar. Görüyorsunuz ekranlarda. Ve artık gerçekten son olarak Süper Lig'den olduğuna bakacağız. Türkiye Süper Ligi mi yoksa Real Madrid Başkanı Perez'in kurmaya çalıştığı Süper Lig mi belli değil. Şöyle bir bakalım. Abi Liverpool. Bak geçenlerde en güçlü takımları Premier Lig'e yerleştirmiştik. Orada da Liverpool şampiyon olmuştu ilk sezon. Ve burada da değişmiyor abi. Demek ki bu adamlar harbiden helal olsun ya Liverpool'a. Diyecek bir şey yok. Harbiden şey takım yani, böyle bir takım, anladın mı? Peki sonuncu kim olmuş? Young Boys, Milan, Wolfsburg, Ajax. Evet, sonuncu takımlar bunlar. Tahmin edilebilir bir şey. Milan'ın o kadar kötü olmasını gerçi düşünemezdim. Ama onun dışındakileri tahmin edebilirdik. Real Madrid'in 9. olması beni şaşırttı. Manchester City nerede abi? O da bak Real Madrid'den bir sonra. İlginçliklerin ve şaşırmaların günüydü. Tüm Süper Lig takımlarını Şampiyonlar Ligi'ne yerleştirdik. Ve bunun sonucunda Şampiyonlar Ligi'ni Başakşehir kazandı. Onları tebrik ediyoruz. Bundan sonraki videolarımızda nasıl konseptler yapalım? Aklınızda bu tarz hani şöyle olsaydı ne olurdu diye değişik fikirler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Ardan Papazyan ailesi.